sohbet ederken buraya ne yapabiliriz, ne yapabiliriz noktasında. Çünkü ilçemize hakim bir tepe. Buranın adı halk arasında Çeller Tepesi olarak geçer. Bu yaptığımız proje daha tamamlanmadı. Proje şu anda yarım devam ediyor. Siz de gördüğünüz gibi ilçemize hakim bir tepede böyle bir görseli ışıklandırmayı yaptık. Onu ışıklandırmanın tam orta noktasına, malum burası Şehit Şerif Abacı'nın bölgesi, ilçesi. Onunla ilgili güzel bir şekil vereceğiz. O da ışıklandırılarak ki çevre yolundan ve gece aydınlatmalarında ilçeye çok güzel bir görünüm kazanacak. Ki ben halkımız oldukça bu projeyi beğendi. Belki birileri için basit gibi görünüyor ama çok güzel bir proje oldu. O tepemizi ışıklandırarak o sakin, sessiz görünümlü tepe şu anda neşeli bir hal aldı. Çünkü insanın gece çıktığında her tarafta görselliğe çok önem veren biriyim. Çünkü sosyal olarak insanların burada bazı şeyleri görmesini çok önemsiyorum. O manada çok güzel bir proje oldu. Ben onu böyle biliyorum. Halktan da çok güzel geri dönükler aldık. Zaten bir arkadaşımız bana bunu özellikle önermişti. Dur dedik, yaparız ederiz. Bugüne nasipmiş. Tamamlandığında daha çok güzel olacak inşallah. Bu gördüğünüz o proje ışıklandırma, Çeller Tepesi'ndeki ışıklandırmamız. En büyük şu anda hayalimiz, onu söyleyeyim, bu ilçemiz Kastamonu'muzun orta noktasında olması hasebiyle can damarı desem yeri. Malum sizler de görüyorsunuz. Biz 5 yılı değil, 10 yılı değil, 30-40 yılların ilerisini planlamak zorundayız şu andan itibaren. Onu öyle görüyorum. İnşallah bizim bir projemiz, Beyler Barajımız var. Oradan, orası sulama amaçlı baraj. Ben oradan cazibeli olarak su, ilçemize su getirmek istiyorum şu anda. Çünkü su biz motor gücüyle ilçemize geliyor. Hem 10 yıl sonra veyahut da 20 yıl sonra su ihtiyacımızı karşılama noktasında öyle bir projem var Beyler Barajı'nda. O projeyi de başlatmış durumdayız. İnşallah onun önümüzdeki hizmet döneminde hayata geçireceğiz. Bu benim önemli bir projem. Büyük bir et kombinası yapmayı planlıyoruz. İnşallah onun da bir projesini hazırlayacağız. Önümüzdeki süreçte onu da hayata geçirmek büyük arzum. Tabii Kurtuluş Savaşı'nda ki o zamanki hikayeyi hepimiz biliyoruz zaten de. İşte o Seydilerli Şerife Bacı bu yolda gelerek o kış şartlarında işte o önemi onu da söylemeden geçmeyeceğiz. İşte Kastamonu kışlası önünde donarak ölmesi, vefat etmesi, şehit olması. O anda o zaman şehidi belki farkında değiller ama biz şu anda anlıyoruz. Onun işte o demin dediğim ışıklandırmanın sembolünü onu yapacağım oraya. Allah izin verse, sürpriz olarak söyledim ama Allah izin verse biz hep ona borçluyuz. Bugünleri o kahramanlara borçluyuz. Allah onların hepsinin mekanları cennet olsun. Bizler de onları devamlı nesillerimize aktarmak zorundayız. Bunu da özellikle söyleyeyim. Kastamonumuz memleketimizin güvencesi ya. Seyidler de onun bir parçası. Seyidlerli olmak beni hele hele burada bir yerelde bir görev yapma nasip olması son derece beni memnun ediyor. Bu İstiklal Yolu üzerinde devamlı yürüyüş, her yıl yürüyüş yaptığımız noktanın yerine çok güzel bir milli park yapıp orada güzel bir alan yaratmak, onun projemiz var şu anda. Onu da hayata geçireceğiz inşallah. Onun projesine sundum ben. Bizim mahalle mücavir alan içinde yaklaşık dönüm olarak çok büyük bir alan ama bizim kuracağımız yer hemen hemen
28-30 dönüm üzerinde.